at zaferi turlarıyla Anadolu Selçuklu döneminde Konya-Antalya arası İpek yoluna yeniden yolculuk projesiyle hayat bulacağı belirtildi. Proje kapsamında Avrupa'dan gelerek at binme tutkunları 2 haftalık turlarla Selçuklu dönemindeki İpek yolu hareketliliğini yaşayacağı bildirildi. Proje koordinatörü Mustafa Deniz, proje kapsamında geçen yıl 400 turisti tarihi İpek yolu üzerinde çadır kurarak 2 hafta içinde Manavgat'ın Beydin köyünden Beyşehir ilçesine ulaştırdıklarını söyledi. Projenin hedefinin Toroslar'daki eko ve alternatif turizmi canlandırmak olduğunu belirtti. Mustafa Deniz'in rehberliğindeki turist kafilesi Şamlar Mahallesi üzerinden Yakamanastır mesire alanından ilçemize giriş yaparak burada biraz istirahat ederek dinlendikten sonra toprak yolları takip ederek Vuslat Park'a geldi. Şu anda yaptığımız olduğumuz tur Kargahan'dan çıkmaktayız. Eski İpek yollarına Kargahan, Eynif, Gemboz, Derebucak, Çamlık, Şakiroğlu böyle çam köylerden geze geze konaklaya konaklaya çadırlarla Beyşehir'e kadar geldik arkadaşlarla. Beyşehir'i tanıtmaya. Manavgat'tan 10 gün önce çıktıklarla konaklaya konaklaya çadırlarda yata yata geliyoruz böyle. Beyşehirli at severler ile Turizm Fakültesi Dekanı Abdullah Öztürk karşılayarak kafile mensuplarına Türk bayrağı hediye etti. Efrem, Selçuk Üniversitesi Ala Kanat Turizm Fakültesi Dekanı görevine atanan Abdullah Öztürk ayağının tozuyla At Zaferi grubunu karşıladı. Öztürk burada yaptığı açıklamada fakülte olarak Beyşehir'de ekoturizmi geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını, At Zaferi turlarında bunlardan biri olduğunu dile getirdi. Yeni bir turizm dekanıyım. Beyşehir için inşallah çok güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Beyşehir'in sürdürülebilir kalkınma projelerinin içerisinde bizim safari turizm projelerimiz de var. İnşallah bu ilk olmaz. Bundan sonra devam eder. Bu faaliyetlerimizi, safari turizmini devam ettirebiliriz. Hatta trekkingler yapabiliriz. Biz sizinle yapacağımız her türlü faaliyetlerde varız. Turizm Fakültesi olarak da size destek vermek istiyoruz. Biz Turizm Fakültesi olarak birinci görevimiz belki eğitim, öğretim ama ikinci görevimiz de Beyşehir'in katma değerine katkı sağlayacak olan uygulamalı turizm projelerini gerçekleştirmek. Biz 2007 ilk defa Beyşehir'de bu Gemboz yol açılış yaptık. Şimdi biz 2015 yılındayız. Biz bu yol tersine geldik. Manavgat'ta başladık, Beyşehir'de bitirdik. İnşallah yani bu yolu da takip edeceğiz. Kapadokya'ya kadar gideriz. İnşallah Beyşehir'deki arkadaşlar katılacak bizimle. Çok güzel. Öyle istiyoruz. Biz burada çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederim. Alternatif turizm olarak Beyşehir'de neler yapılacağına dair 20 çeşit alternatif turizm çeşidi tespit ettik. Birisi safari turizmi idi. Bu turizmin de uygulamalı olarak atlarıyla gelmiş olanları sanki önceden biz ayarlamış ve düzenlemiş gibi olduk. Bu takdiri ilahi Cenab-ı Allah'ın bir işi. Bizim önümüzü açıyor. İnşallah gerçekçi turizm yapacağız. Uygulamalı turizm yapacağız.